Projemiz Bilecik'in tamamen şehir modellenmesi ve Bilecik Üniversitesi'nin, Bilecik Edebal Üniversitesi'nin şehir modellenmesi üzerine kurulmuş durumda. Tabii ki bunun süreci biraz uzun sürdü. Yaklaşık bir 8-9 aylık bir çalışmanın sonucunda. Tabii ki şehir planlamasına baktığımızda bütün binalar yok ama biraz zahmetli bir süreç. Öğrencilerimiz de bu projeyi bu sene 40. yıl etkinliklerimiz üzerine tekrardan yapılandırdık. Bazı eksikliklerimiz var. Daha ileriye tabii ki gidebilir. Bütün binalar koyulabilir. Bazı etkinliklerimiz var işte. Edebali Türbesi'ne gittiği zaman oranın tarihçesini anlatan, kampüsün içerisine girdiği zaman buradaki yapıların, üniversitenin tarihçesini anlatan özelliklerimiz mümkün. Bazı eklentilerimiz var. Helikopterle şehir üstünde gezinme. Ve bunu arkadaşlarımız yaklaşık 2-3 gün içerisinde buradaki sisteme adapte olacak şekilde bir sanal gerçeklik gözlüğüne dahil ettik. Aynı zamanda işte sanal gerçeklik gözlüğünü kullanarak şehir içerisinde gene 3 boyutlu bir ortamda gezinme imkanı sağlayabiliyorlar. Bunun ilerisinde neler yapılabilir? Yani bir meslek yüksekokulu projesi olarak baktığımız zaman bayağı üst seviyeli bir tabii ki yetenek de gerektiriyor, bilgi beceri de gerektiriyor. Üst seviyesi olarak şehir planlanabilir, bütün şehirler için bu örnek yapı haline getirebilir. Tabii ki bizim kampüsümüz şu anda büyüme çabası içerisinde, büyümeye, gelişmeye devam ediyor. Yeni gelen öğrencilerimizin ya da Bilecik'e yeni gelen insanların en azından böyle bir uygulamayla Android telefonlarda ya da iOS telefonlarda şehir üzerinde istedikleri yeri ya da ne bileyim ilk geldiklerinde aradıkları yeri bulmalarını daha kolaylaştırma açısından biraz etkin olarak kullanılabilir. Tabii ki bizim sürecimiz biraz kısa. Öğrencilerimiz 2 yıl olduğu için bundan sonraki arkadaşlar da bu projenin üstüne bir şeyler daha koyarak geliştirme imkanı bulabilirler. Bu tabii ki burada da kalmaz. Farklı alanlarda da artık teknoloji Android ya da iOS üzerine gittiği için bu şekilde biz de projelerimizi planlayıp yapmaya çalışıyoruz. Oyunumuzu birkaç ay önce biz bitirdik. Ondan sonra hocamız bize günümüzdeki sanal gerçeklik projemiz olarak çıkarmamızı bize söyledi. 2-3 gün içerisinde biz sanal gerçeklik gözlüğüne çıkarttık. Bu şekilde oyunu ikiye bölüyoruz. Bunların standart gözlükleri var. Bu gözlüğe taktığımız anda onu kafamıza takıyoruz ve oyunun içinde istediğimiz her yere bakabiliyoruz bu şekilde. Böyle döndüğümüz zaman bizimle birlikte telefon sensörlerini kullanarak dönmeye başlıyor. Bu şekilde oyunun içindeymiş gibi kendimizi hissedebiliyoruz. Bilecikşehir Edebali Üniversitesi Meslek Okulu 40. yılı kutlama törenimiz kapsamında arkadaşlarımız çeşitli projeler gerçekleştirdi. Bu projelerden birisi de bilgisayar programcı bölümümüz, öğrencilerimiz ve hocalarımızın özverili çalışmaları sonucunda bir şehri modelleyerek, şehrin önemli noktalarını belirterek bu bilgisayar modeli üzerinden kısa sürede şehrin tanıtımı gerçekleştirilebiliyor. Tabii bu çalışma değişik alanlara uygulanabilir. Gecelik sisteminde uygulanabilir. Bir kampüs tanıtım sisteminde uygulanabilir. Öğrencilerimiz kısa zamanda böyle bir projeyi gerçekleştirdiler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.